Evet, mesela uygulayalım. Yeni bir klasör açmak için masaüstüne sağ tıklıyorum. Veya herhangi bir klasörün herhangi bir diskin içerisinde bir klasör açmak için herhangi bir diske sağ tıklıyorum. Bilgisayarımdaki mevcut disklere, flash belleğe veya telefonuma erişebilmek için, takılan telefonuma, bilgisayarıma bağlanan telefonuma veya herhangi bir aygıta erişebilmek için bilgisayarın düğmesine tıklamam yeterli oluyor. Karşımda sabit sürücüler, çıkartılabilir depolama birimi aygıtları gibi bir takım sıralamalar, yazıcılar falan filan gibi bir takım sıralamalar mevcut oluyor. Sabit disk sürücüleri nedir? Bilgisayarımda mevcut olarak bulunan ve çıkartılamayan, öyle kullanma aygıtı olmayan sabit olarak bulunan sürücülerdir. Ama bazı USB bellek, USB hard diskleri de sabit sürücülerin içerisine dahil ediyor bilgisayar. Ama onlar çıkartılıyor. Fakat sabit disk dediğimiz hard disk olarak Türkçe yabancı olarak bir terime sahip. Sabit disk Türkçe'ye çevriliyor ama sabit değil aslında. Bilgisayarında da sabit ama o anlamda sabit. Ama artık sabit de değil. Taşınabilir hard diskler var. O anlamda bir aslında anlatım bozukluğu var diyebiliriz. Şimdi herhangi bir diske tıkladınız. Çift tıklıyorum. Çift tıklama işlemi ardı ardına iki kez yapılan sol fare tuşuna basılma işlemidir. Buradan herhangi bir yere bir klasör oluşturma işlemini birden farklı metotlarla yapabilirsiniz. Bilgisayarda bir işlemi yaparken aynı sadece tek bir metot yoktur. Birden fazla gidiş yolu vardır. Mesela yeni klasör oluşturmanın bir metodu budur. Bir metodu dosyadan yeni deyip klasör oluşturmaktır. Diğer bir metodu ise sağ klik yapıp yeni deyip klasör oluşturmaktır. Bu üç metodun üçünü de uygulayabilirsiniz. Klasör dedik. Klasörümüzün adını yazalım. Ne yazalım bunun adına? Mesela çalışmalarım diyelim. Çalışmalarım dedim. İçine Enter'a bastım. Onun ismini yazdım ve içine girdim ve şu anda çalışmalarım klasörü boş. Çalışmalarım klasöründe yeni bir klasör oluşturmak için yeni klasör diyorum ve müşterimin adını yazıyorum veya yılını yazıyorum veya yani ay biraz şey olabilir. Her yıl mesela 10 yıl çalıştınız. 10 tane Ocak mı olacak burada? Olmaz, değil mi? Onun yerine mesela bir müşterimle birden fazla çalışabildiğim için müşteri sabit, çalışmalar değişken, değil mi? Sabit olanları öncelikli yazalım. Müşteri adını yazdım. Adını yazdıktan sonra giriyorum içerisine. Müşterimle hangi yıl çalışıyorum? Ne zamandan beri çalışıyorum? 2010 yılında başladım. Veya geçmiş dönemini yazayım. 2015 yılında başladım. 2015 yılında hangi çalışmayı yapmıştım? Çalışma 1. Çalışma 2. Bunları yapmıştım, değil mi? 2010 yılında, sonra 2015 yılında, bir de 2016 yılında çalıştım bu arkadaşla. Henüz gelecek bir yıl. Evet, çalışma 5 diyelim. Çalıştım bunları. Şimdi müşteri diyecek ki size, ya Ayşe, ya Ayşe Hanım, işte Fatih Bey, bana 2010 yılında çalışmış olduğumuz şu alanla ilgili bir çalışma vardı dediğinde siz hemen o müşteriye giriyorsunuz. 2015 yılında ki çalışmaya giriyorsunuz ve çalışmayı ikiye tıklıyorsunuz. Hop gönderiyorsunuz. Bakın ne kadar basit. Ama genelde biz ne yapıyoruz? Çalışmaların diye güzel bir klasör açıyoruz. Orası güzel. Allah'tan onu da açıyoruz. Yoksa bilgisayara karman çorman edeceğiz iyice. Çalışmaların diye bir klasör açıyoruz ve bütün yaptığımız çalışmaları oraya tabiri caizse tepiştiriyoruz. Sonra ne oluyor? Bir süre sonra siz diyorsunuz ki ya 3-5 çalışma ne olacak? İş 100 çalışmaya, 200 çalışmaya çıktığı zaman aradığınız şeyi bulabiliyor musunuz? Bulamıyorsunuz arkadaşlar. Kusura bakmayın, bulamıyorsunuz. Dolayısıyla burada en önemli noktalardan bir tanesi bu. Aradığım şeyi kolaylıkla bulabilmem lazım. Aynı şekilde müzik arşiviniz için de böyle, resim arşiviniz için de, video arşiviniz için de, çalıştığınız bütün arşivleriniz için de böyle. Mesela bir takım yazışmalar yapıyorsunuz. Hangi yılda, hangi kurumla nasıl yazışma yaptıklarınızı bir klasörde topluyorsunuz. Hepsini karman çorman bir klasöre topladığınız zaman ne olacaktır arkadaşlar? Ne olacaktır? Belli bir süre sonra kimle, ne zaman, nerede çalışma yaptığınızı unutacak ve kaybedeceksiniz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu konuya aman dikkat edin. Klasörleme, klasör içerisinde klasör oluşturma, hiyerarşi çok önemli bir kavramdır. Anlaşıldı mı?